Ülke çapında her yıl 25 milyon bebek doğduğunu göz önünde bulundurursak, ki Amerika'da bu sayı 4 milyon, Hintlilerin ebeveynlik konusunda birçok şey bildiklerini rahatça söyleyebiliriz. Peki bu çocukları nasıl yetiştiriyorlar? Öncelikle nezaket ve sabır gibi erdemler. Hintli ebeveynlerin çocuklarına öğretmeye çalıştıkları en önemli şeylerden biri nezakettir. Küçük çocuklar sokakta gördükleri yabancılardan, arka bahçede buldukları en küçük böceğe kadar etraflarındaki her şeye mütevazi ve kibar bir şekilde yaklaşmaya teşvik edilirler. Hintliler dünyadaki her canlının aynı ölçüde saygıyı hak ettiğine inanırlar. Sabrı da unutmayalım. Olumsuz duygular ve asabiyet göstermek Hindistan'da ahlaksızlık olarak görülür. Sabırlı olan dünyayı yönetir lafı Hintli ebeveynlerin çocuklarına öğrettiği ilk şiardır. Kontrollü bilgi. Çocukken televizyonda ne izlediğinizi hatırlıyor musunuz? Birbirlerini kurnazlıkla yenmeye çalışan bir kedi ve farenin hikayesini mi izliyordunuz? Hintli ebeveynler bu tür çizgi filmlerden pek hoşlanmaz. Bu tarz şiddet içerebilen veya saçma çizgi filmler Hindistan'da çok popüler değildir. Hintli çocuklar bunun yerine genellikle sanat ve eğitim programlarını izlerler. Ayrıca küçük çocukların tabletleri ellerinden düşürmediklerine de şahit olamazsınız. Hindistan'da insanlar internetin çocuklar için tehlikeli olabileceğine ve hatta kişiliklerine zarar verebileceğine inanırlar. Önce görgü kuralları. Hintli ebeveynler sorumsuz ve kaba davranışlara müsamaha göstermezler. Çocuklar aylarca cezalı kalmak istemiyorlarsa, sinir krizi geçirip patronluk taslayarak kapıları çarpamazlar. Aile içi kavgalarda hoş karşılanmaz. Her çocuğa aile üyelerine saygılı olmak öğretilir. Ebeveynler kardeşler arasındaki bağın bozulmaması için ellerinden geleni yaparlar. Aynı zamanda sofra kuralları hakkında oldukça katıdırlar. Küçük çocuklar yiyecekleriyle oynayabilir ancak 10 yaşındaki çocuklar bunu yaparsa başları kesinlikle derde girer. Sonuçta adamı adam yapan adabıdır değil mi? İyi örnek olmak. Ebeveynleri kaba ve sorumsuz olan bir çocuk nasıl nazik, saygılı ve özgür olabilir ki? Hintli ebeveynler bugünkü alışkanlıklarının çocuklarının ilerideki özellikleri olacağına inanıyorlar. Bu yüzden çocuklarına nasihat vermek yerine onlara örnek olarak her şeyin nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyorlar. Ayrıca Hindistan'da kalabalık aileler genellikle aynı çatının altında yaşıyorlar. Eski nesiller torunlarına bir şeyin püf noktasını gösterme konusunda bir saniye bile tereddüt etmiyorlar. Güçlü çocuk-ebeveyn bağı. Kendine ait bir alana sahip olmak Hindistan'da bir ayrıcalıktır. Bu yüzden pek çok çocuğun kendine ait bir odası yoktur. Hintli anneler de doğal ebeveynliğe inanırlar. Bu yüzden geçirebilecekleri her dakikayı yeni doğan bebekleriyle geçirmeye uğraşırlar. Hatta Hintli doktorlar yeni anne olmuş kişilere bebekleriyle uyumalarını tavsiye eder. Bu oldukça pratik. Bebeğiniz huzursuzsa, acıktıysa veya bezinin değiştirilmesi gerekiyorsa sorunu hemen orada halledebilirsiniz. Çocuk 6 ya da 7 yaşına geldiğinde yatakları ayırırlar. Ebeveynlerin ve ailelerin beraber geçirdikleri bu zamanın aralarındaki bağı güçlendirdiğine inanılıyor. Bağımsızlık dozu. Hintli çocuklar genellikle erken yaşta çalışmaya başlar. Erkekler genellikle tarlada çalışıp hayvan bakımına yardımcı olurken, kızlar da ev işlerini yapıp küçük kardeşleriyle ilgilenir. Hintli ebeveynler çocuklarının bir an önce bağımsız ve sorumluluk sahibi olmalarını ister. Bu yüzden hiçbir çocuğun bir paket cipsle koltukta uzanıp bütün gün çizgi film izlemesine izin verilmez. Tabii ki ebeveynler her işi çocuklarına yıkmaz. Çocukların yardıma ihtiyacı olursa her zaman yanlarında olurlar. Eğitimin önemi. Her ebeveyn çocuğu için en iyisini ister. Hintli anne ve babalar da farklı değildir. Çocuklarının akademik başarılarını yakından takip ederler ve onlara mümkün olduğunca yardım etmeye çalışırlar.
Hintli ebeveynler çocuklarının başarılı olmasını her şeyden çok isterler. Size iyi bir eğitimden daha fazla kapı açabilecek ne vardır? Bu yüzden Hindistan'da oyun ve ders çalışma saatlerinin katı bir şekilde belirlenmesi sürpriz değildir. İster inanın ister inanmayın çocuklar daha sonra ebeveynlerine, kendilerine öz disiplini öğrettikleri için teşekkür ederler. Maneviyat dersleri. Maneviyat Hintlilerin çoğu için hayatın önemli bir parçasıdır. Bu ebeveynlerinin onlara öğrettiği ve okullarının teşvik ettiği şeydir. Ayrıca oldukları kişinin özü de budur. Çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren aile ritüellerini öğrenir ve bu ritüellere hayatın bu yönünü keşfederek yavaş yavaş katılmaya başlarlar. Hintli ebeveynler çocuklarını maneviyatla hemen tanıştırmanın, onların kendilerini keşfetmelerine ve etraflarındaki dünyayı anlamalarına yardımcı olduğuna inanır. Evet, bunu öğrenmenin yollarından biri de bu tabii. Parasal kontrol. Hintli ailelerin eli sıkıdır. Çocuklarına hayır buna ihtiyacın yok, ona da ihtiyacın yok derler. Bu kuralın arkasındaki mantık çok basit. Hintli ebeveynler çocuklarının paranın değerini erken yaşta öğrenmelerini ister. Yani bir çocuk cep harçlığı alsa da ailesi parasını neye harcadığını katı bir şekilde kontrol eder. Çocuklar paralarını o havalı Pokemon tişörtüne harcayamayacaklarını gayet iyi bilirler. Oldukça katı bir taktik ama işe yarıyor gibi görünüyor. Hintli çocuklar ekonomik açıdan istikrarlı olmak için çok çalışmak zorunda olduklarını anlayarak büyüyorlar. Hintli ebeveynler aynı zamanda çocukları konuşmaya bile başlamadan onların kariyerini seçme eğilimindedirler. Tahmin edebileceğiniz gibi bu aile içinde gerginlik yaratabilir. Özellikle de çocuk farklı bir mesleğe yönelmek isterse. Fakat Hindistan'da aile her şeydir. Bu yüzden çocuklar ve anne babalar bir şekilde orta yolu bulurlar. Okulun etkisi. Hindistan'da bir çocuğun okula başladığı gün tüm aile için önemli bir gündür. Hint okulları ebeveynlerin çocuklarına öğrettiği şeyleri bir sonraki seviyeye taşımak konusunda harika bir iş çıkarır. Çocukları hoşgörülü olmaya teşvik eder ve onların gerçek yeteneklerini ortaya çıkarmaları için uğraşırlar. Hindistan'da en çok sevilen öğrenci kavramı yoktur. Her çocuk desteklenir ve öğretmenlerinden onay alır. Okulun temel görevi çocukların her gün kendilerini geliştirmesini sağlamaktır. Öğretmenler çocuklara rekabet etmeleri gereken kişinin başkası değil, kendileri olması gerektiğini gösterir. Çocuklar başarısız olurlarsa aileleri onları desteklemek için her zaman yanlarındadır. Değerli hayat dersleri veren okullar. Bu gerçekten harika. Peki ailenizin size öğrettiği en önemli şey ne? Yorum kısmında tartışalım. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve hayata olumlu bakmak için abone ol tuşuna tıklamayı unutmayın.